Efendim bir sırdaşı sırrı programından efendim hayırlı günler. Herkese hayırlı günler. Bol bereketli günler. Efendim yine bir sırdaşı sırrı programından beraberik yine. Giden sizden gelen deli densüz heye yuka mektuplarla efendim karşı karşıyayık. Şimdi onları size açıklayacağım. Açıklığa kavuşturacağım sırdaşı sırrı olarak. Ben evinizin sırdaşıyım ha. Ne varsa bana yazın. Öyle ayıp şeyler yazmayın. Akşamları yatamayın. Adam akıllı şeyler yazın. Efendim, yeni mektubumuza geçik. Efendim. Ben lafı uzatmayayım. Hemen mektuba geçeyim. Benim çünkü onca yüreğim yok. Yengez aradı. Akşam misafirler gelecek. Kasaplardan part alacak. Onu götürem ancak yetişeceğim. Ben şimdi uzatmayayım. Mektuba geçeyim hemen. Sırrı abi, öncelikle selam eder. Mübarek ellerinden öperim. Başka nereden öpersin? Canımdan mı öpersin? Ben de senin gözlerinden öperim. Yavrum bak bak bu tür şeylere çok dikkat edin. El öpmeyle ağız kirlenmez. Ancak şimdi bekleyip biri hacdan gele ki gidek elini öpek. Ulan niye her gün babazın, dedezin, nenezin elini öpün? Maşallah bak ben bu çocuğu şu an takdir edeyim. Alkışlayayım, parmakla göstereyim. Niye? Yerinde var. Yerinde var. Yani girişi iyi. İş sonunda şey yapması iyi. Girişi iyi. Bir mübarek ellerden öperim. Demek ki uygun görmüş. O da abisi olarak görmüş. Sırrı abi. Derdimi ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Ulan bir sayfa mektup yazmışsın. Söylenmişsin oğlum. Sen sor ben söyleyeyim o ne? Ali Cengiz oyunları bağın oynayısın. Abiciğim benim varımı yokumu iddiaya bastım. Şu an meteliye kurşun atayım. Senden hasetle rica ediyorum. Ah, senden ne rica edeyim? Belki başıma bir çorap örecek. Bir patik, şu an patiki dokuyor bak. Birazdan evimi yıkar bu. Bak girişten elimi öptü. Yıkama yaklama geçti. El öptü, başına koydu 3 sefer. Sonunda, mektubun sonuna bakacak şimdi. Kaç gram adam olduğun çıkacak ortaya. Hafta sonu oynanacak olan maçlar için bana 5 banko maç verir misin? Bak. Bak. Burada yani çok affedersiniz beni kumara teşvik edin. Yani sırdaşı sırrı sen işin gücünü bırak. Ya benden iddiasına girdi. Öyle bir şey ha. Dur şimdi tam ne olacak çıkacak. Abi kafaya koydum. Evimi satacağım. Oğlum baban değildi sende akıl yok. Kafa yok ula sen. Ula sen hangi akıldan evi satıyorsun? Ulan oğlum başınızı işte 3 oda bir salonun eve koyuyorsunuz ulan. Ula sen ne manyak bir adamsın ulan. Ula evi satacağım ne? Sultarı sen. Mahset mahallede adın çıkar. Evi sahil hele. Heveslendiği şeye bak evimi satacağım. Abi kafaya koydum evimi satacağım iddia basacağım. Hem zararımı çıkaracağım hem de kar edeceğim. Öyle ya millet abi. Ya bir tek sen akıllısın. Evin satacaksın, 4 tane ev alacaksın. He. Zaten doğalgaz da geldi. Doğalgazın yapacaksın evin içinde. zararını da çıkaracaksın. Yavrum, sende hiç akıl yokmuş. Sende hiç sürülecek akıl yok. Ula sen ne manyak bir adamsın oğlum. Ula ev satma ne? Ev satma ne? Edepsiz. Eve sen diye şeye bak, evi satacağım. Oğlum şimdi sen niye kumara yatıyorsun? Ulan iddiaya ev yatırılır mı? İddiasına var mısın lan? Ki iddiasına gidelim. Ki parmak uzat. Sende akıl yok. Akıl yok oğlum iddiasına var mı? Sende akıl yok. Soytarı seni. Hele hele süreci şeylere bak. Bir de bak. Bak burada bir çok affedersiz rüşvet olayı var. Bak ne yazmış. Abi çıksın söz sağında ne istesen alacağım. Ulan benden uzak olum, senden bir şey istemeyim. Benden uzak ol. Bir daha, ulan bir daha bana mektup yazmayasın, soytarı. Nasıl Sırrı abi, çok zekice hazırlanmış bir plan değil mi? Ulan şimdi sen buna plan mı diyorsun oğlum? Evi satıyorsun, iddiaya atıyorsun. Ulan bunun neresi plan? Ulan sende hiç mi akıl yok oğlum? Ulan git bahçeli evlerde kooperatife gir. Ulan ne solak adam ya? Yavrum sen kine derişe git, koca sen biraz okusun üflesin. Güzel güzel renk gelsin. kurban oldum vallahi ya. Hele bak beni tesbihe mahkum etti, sen sabır çekin.
Geçen hafta da bir tanesi yazmıştı. Yok işte biz Barcelona'dan arayık, yok Elazığ'a gerek, yok bilmem. O da geçen haftaki bir densizdi. Kurulun böyle de mektupları nereden buluşsan siz? Kurban oldum, ne akıl var ya. Hele hele şu an kupon elimde. Vereceğim maçları bekleyeyim. Hadi abicim bekletme beni, ellerinden öperim. Yine yıkama yaklama. Yine ellerinden öperim. Üç kere başıma kurum bilmem ne. Bir soytarı kalmış başını gidi. Rumuza bakın, Rumuza, Rumuz. 1-0 çifte şans Necati. Yavrum sen 1-0 kaybettin şu an. Sen zaten 1-0 kaybettin yavrum. Necati. Vazgeç. Canan yazık Necati. Anam baban yazık, onları üzme Necati. Yapma Necati. Necati. 1-0 çifte şans Necati. Sen de bu akıl olduktan sonra şansın çok olur. Sen belki o evin içine de s***. Çünkü mektubundan belli. Yavrum sen şimdi ben söyleyeyim. Sen iddiayı, şansı, mansı, şunu bunu bırak. Boş işlerden uğraşma. Yarın elifba al, seher cüzüne git. Direkt şeye gel, Akpınar Camisi'ne gel. He, gel bizim mahalleye, Akpınar Camisi'ne gel. Soy tersine heveslendiği şeylere bak ya. Kalktır elifbayı alalım, camiye gidelim, biraz işte ilim yapam, irfan yapam. Biraz söz sohbetimden bir dadalaklar millet. Necati yapma ya. Moralimi bozdum. Ben şimdi daha hiç canım, ben buradan hanıma sesleneyim. Ben bugün kasaplara gidip partalamam. İştahım kaçtı. Paçada maçada da vazgeçtim. Yani iddiasına gireyim ki Necati sende hiç akıl yok. Efendim, değerli vatandaşlar. Böyle bu tür deli densiz mektuplarla beni meşgul etmeyin. Çünkü daha önemli mektuplar geliyor. Bak siz böyle yaptığınız sürece millet bağın ulaşamıyor. Sizden ricam. Böyle deli densiz mektupları kendinizden paylaşın. Akşam kafaza huni takar gezersiniz. Bir iki gün bocalarsınız ama en azından oturur. Kişiliğiniz oturur. Aklınız yerine oturur. Aklı başına hareket edersiniz. Efendim, başka bir sırdaşı sırı programından görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Hadi bakalım. Sizin mişular sizi.